Şimdi oyuncu tercihleri da bu takım bu zamana Hı -hı. kadar bunlarla oynadı. Evet. Şimdi herkes kime yüklendi? Adi Kupe'ye yüklendi değil mi? Evet. Şöyle bir bakın Orta bakalım. Orta alanda da tabii. Bir bakın bakalım yedikleri golde kimse bardakçıyı konuşmuyor. Hı -hı. Neredesin? Her tarafa Nelson gitmiş. Hı -hı. Onun olması gereken yerleri. Şimdi bir oyunda bir kopukluk geldiği zaman baştan hepsi gelir. Burada... Erken değiştirdiği zaman o hoca çok iyi iş yaptı. Onları değiştirdi. Değişiklikleri hepimiz iyi dedik. bir maçta da abi bekliyorsun şimdi. Mertens'ten farklı bir şey. Esas en önemli olan ne biliyor musunuz? Beşiktaş sizi orta sahada şöyle kitledi. Mertens Beşiktaş'ın yarı sahasını geçtiği andan itibaren Amir tepesinde. Önde Getson'un enerjisinde o itmeleri yaptılar. Arkadan da Oliveira geldiği zaman Salih onu kapatmadı. Hadi tekrar söylüyorum. Beşiktaş'ın orta sahası maçı kazanan orasıydı. Ama bu değişiklikler bunu böyle ev ne oldu? Üçüncü golü de oradan yediz. Sol tarafta değişiklik yaptın gene aynı yer. Gene bakıyorsun gene bardak yok orada. Gene Nelson gitmiş oraya. Şimdi orada bir kopuklukta oyun içinde bunlar bunlar. Bakın bizim teori olarak biraz evvel söylediklerimizle pratikte çok farklılıklar oluyor. Baştan bir kere kopuklukta nereye gidiyorlar ya Galatasaray 20 dakika. falan. Emin ol öyle değil. Ya, oyunun içinde görüyorsun sizi Beşiktaş bir kopukluğu şöyle yaşadı. Kazandı. Topları çok diagonal ve uzun kop kullanmaya çalıştılar. Orada topları kaybettiler ama değişiklikler. İtiko ne olacak? Kimi koyacaksın değişikliklerde? Gazi'nin arkadan gelenleri sizi hangi seviyelerdeler? En üst seviyedekleri zaten oynuyor sizin. Hı hı. Ama ya yine İkari yüksek seviyedeki var. isimler de var kulübede. de Zanyolo. Evet. Şimdi Zanyolo vardı. Zanyolo da girdiği zaman ne zaman girdi? Ee, oyunun Anladım. koptuğu andan itibaren 62'de girdi de zaten oyun, skor tabii, 2 1di Oyunun koptuğu andan itibaren Orada da Beşiktaş e, zaten çok iyi basıyor Şimdi ikinci hareket olmadığı için Zaynullah'ı hep ofansif kullanırsınız Orada yakaladar sonlara doğru da işte Getso'nun hafif sakatlı, Salih'in sakatlı mecbur kaldı Hoca değiştirmiyor onları Yoksa olmasa devam edecek onlar Fakat e, şöyle bir bakın Siz bir tane net bir pozisyonunuz var O da gol oldu Tek bir harekette hı hı. Oliveira tek top Raşitsan'ı kullandı. İkadi bir kere öyle buluşturabiliyorsunuz. Her maçta aynı. Adamı o tarzda topları getirmiş olsanız. Evet. Yani üç tane getirin. Biri kesin de ikinciyi de yer. Ama maalesef olmuyor. Öyle bir santrafor var insan. Bu tarafta da iki tane santrofor özellik bulan var. Abu var, Cenk var. Hele ikinci devre iki tane gol olmadan, ikinci gol olmadan evvel iki tane yüzde yüz var. E nasıl durur duruşlar? Hani duruşlar diyoruz ama işte orada da herkes e, şeye e, buldu. Abi Bayanka tamam e, iyidir, kötüdür, Galatasaray'ın topçusudur, değildir onlar fark. Şu anda sizin orada ama kapatmaları o üçgenleri kullanın. Mertens oyunda yok, düşürdüler oyunda. Oliveira hele o yaptığı hatadan, hatadan sonra, sonra tamamıyla koptu oyundan. Biri bu kara gümrük maçında gözükmeye başladı. Hı, hı Performans çünkü hep aynı oyuncularla oynuyorsunuz. Yaş faktörü de var. Hep aynı oyuncular. Değişiklik yapmadığınız için hı hı. fazla yük bindi. bu Böyle bir de darbeli takıma karşı oynadığınız zaman döremedi. Ama hep derler ya böyle kazanan kadroyu bozmak istemiyor. Ama bazı yerlerde de biraz takımına <laughs> göre o farklılıklar atılıyor. Mesela elinizde Mitchu şu var. Atıyorum X bir takıma karşı oynuyorsunuz. Onunla başlayıp Mertens'i tutup dinlendire, dinlendire bunları yapabilirsin. <laughs> Bunlar tabii sonradan konuşulan işte. Tabii değişiklikleri yine konuşacağız. Bu anlamda bir veterenimiz var. İsterseniz onu bir Bakalım. izleyelim, tekrar konuşalım. Değerli izleyenler Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk Beşiktaş maliyetinin ardından kadroda bir değişikliğe hazırlanıyor. Evet haberimizde de izledik siz de zaten az önce bahsettiniz bu mağlubiyetin ardından kadroda bir değişiklik şart gibi gözüküyor ve bu anlamda da e, Mertens ve Adekugbe isimlerinin e, biraz e, geri çekilmesi gündemde. E, bu ikilinin geri çekilmesini nasıl yorumluyorsunuz? Doğru buluyor musunuz Adekugbe yerine Leo Duba ismi ve Mertens yerine de Zanyola ismi düşünülüyor. Açık söyler bir... onları oynatmadı, bunları oynatmam ama Hı -hı. artık ligin boyu iyice de kısaldı burada bu radikal değişikliklerse bir fayda sağlar mı sağlamaz mı? Onlar oynandıktan sonra görürsünüz. Evet. Leo zaten çok kaliteli bir e, oyuncu ama o çıkışlarda da işte bakın Leo da çıkıyor. O da çıkıyor fakat sizin özellik olan nedir biliyor musun? Bizim e, belki görmek istemediğimiz, tanımlamak istemediğimiz bir olay. O üçgenleri kuramıyorlar. Maalesef bu sezon başından beri var Galatasaray'da. Boya da çıkıyor, arkasını kimle kapatıyorsunuz? Burada Orada bir, 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 bir nevze, Boyan'ın şansı Nelson orada kapatmalarda iyi. Pozisyon bilgisi. Fakat öbür tarafta bardakçı da çıkıyor. İkisi de bir de çıktığı zaman Mertens ve Oliveira da zaten hücum pozisyonunda. Evet. E, arka tarafta Nelson hem bardakçının pozisyonu kapatmaya çalışıyor hem de kendi alanında. Bu sefer o da kötü gözüküyor. Şöyle bir bakın yeniden goller bir bakılsın şu, bütün sezon boyunca ne tarzda giriyorlar. Ben tekrar söylüyorum burada e, Leo da oynasa gene aynı sıkıntıları yaşıyorlar. ve yaşadılar da. E bir de tabii hatalı paslar oluyor. pas tercihleri oluyor. Bunlar hepsini birbirlerine bağlantılı. Şimdi tamam sol tarafı değiştirdiniz ama hem fikir üzerine de orta sahada Mertens'i değiştirir misiniz? Birden bu radikal karara girermişsiniz. Yani bilemiyorum şimdi. Mertens... Ya bir de bu iki maçın öncesinde e, takım içerisinde en fazla övdüğümüz, en fazla evet. konuştuğumuz ve takımı aslında birbirine bağlayan ismin Mertens olduğunu çok fazla konuştuk. Vallahi ana ana evet. ana eee merkezi hı hı. Mer Mertens, Oliveira ve Torreira bu üçü aksadığı zaman işte Beşiktaş maçı karşınıza çıkıyor ve o böyle oldu. Torreira yine biz onlara nazaran daha iyiydi. Evet. Fakat o da 60'tan sonra efor düştü. Çünkü tek başına kaldı. Yardımcılar olmayınca Galatasaray zaten hep ben şöyle vurgulamaya çalıştım. Cabancıları durduğu zaman ne olur Galatasaray? İşte başımıza Beşiktaş gibi takımla çok olursa olsa ligimizde bunları yaşarsınız. Ama ben Mertens'in yani kesileceğini ihtimal vermiyorum. Yani. Onu kestiğiniz zaman oyun kalitesinde de sıkıntılar. Bakın bir, bir maçta bir düştüler, oyun kalitesi gitti e, e, Galatasaray'da. Bir kıvılcım gibi hareket edildi. Hı hı. E, görmüyorsunuz 3 bastı golü yakaladınız. Ya, Oliver'ın daha top gelmeden o sezgisi, Rashica'nın direkt kesmesi, Icardi'nin arkadan gelmesi bunlar hepsi çalışılmış. Bunlar birbirlerini tamamlayan oyuncular. Ama karşınızdaki rakip size aman vermedi. Evet. Bir de bu tarafını da görmek lazım. Bazı maçlar bunlar çıkar. Bu Galatasaray'ın kötülüğünden değil. 14 maç, 15 maç seri yakalayan bu takım değil mi? Ya yani bu takım. Hoca değişiklikleri yaptığı zaman o herkes şaşalı konuşmadı mı? Hı hı. E bir maçta yani böyle kusura bakmayın. Oynadığınız takım Beşiktaş. E Beşiktaş'tan da çıkmak, puan almak, oralardan çıkmak kolay değil. Sadece bu Okan Hoca'yı değil. Bundan evvel de Galatasaray oralarda puan kaybetti. Evet. Mesela Fatih Hoca döneminde de öbür hocalar döneminde de oradan son 7 maç mı ne şeyiniz yok. Galibiyetiniz yok orada. 10 kişi gitti Fener Stadyumunda Fener'i yendi. Yani yenen bu Beşiktaş, bu ortaşa. Onlar derslerini çok iyi çalışmışlar. Onlar sizi döndürmemişler. Derbilere de farklı sizin, bir motive oldu. Sizin en önemli noktanızın o orta sahadaki o üçlü öyle bir kapattılar ki, öyle bir bastılar ki dönme şansınız yok. Ve onu yaşadık Galatasaray. E, biraz evvel söylediğim gibi ligimizde böyle, takım, böyle takımların daha fazla olması lazım ki kalitenizi bilin. Nerede olduğunuzu bilin. Evet. i̇şte büyük sıkıntılar burada. Onun için biz takımlarımızda bazı çok abartıyoruz ama böyle bir maçta çıktığı zaman da yeri aynı futbolu bakalım Beşiktaş bu hafta oynayabilecek mi? Evet göreceğiz. O da var. <laughs>